Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Toplumsal Sözleşme Platformu tarafından OHAL değil Demokratik Yönetim konulu panel düzenlendi. Panelde Başbakan Eski Yardımcısı Doçent Doktor Abdülatif Şener, CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu OHAL sürecini masaya yatırdı. Çok güzel bir manzara, çok mutlu oldum. Demokrasimiz adına gerçekten umutlandım, endişelerim azaldı. Maltepe'de Türkan Saylan'ın adının verildiği kültür merkezinde toplumsal sözleşme platformu OHAL sürecinde yaşananları 3 önemli isimle değerlendirdi. Devlet dediğimiz olguyu sadece soyut bir kavram olarak değerlendirmemek lazım. Başbakan Eski Yardımcısı Doçent Doktor Abdülatif Şener, CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu OHAL sürecini masaya yatırdı. OHAL'in kaldırılması, yeniden demokratik yönetime, demokratik parlamenter sisteme geçebilmemiz için olmazsa olmazımız sevgili dostlar. 2019'da Büyükşehir'i saraydan alıp halka yeniden vermek. Bunu yapmadan, çok açık söylüyorum, bunu yapmadan ne kadar süslü cümleler kurarsak kurarım, biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde şu anda gayrimeşru olarak görünen o hali meşrulaştırmanın önüne geçemeyiz. O zaman birinci sorumluluğumuz bu. AK Parti kurucusu eski başbakan yardımcısı Abdülatif Şener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve KHK ile ihraç edilen dünyaca ünlü anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu konuşmacıydı. Anayasal gerçeklikleri çarpıtma, kirletme çabası özellikle Ankara'da iktidar çevreleri tarafından pompalanmakta. İkincisi, olası bir anayasa değişikliği veya yenileme süreci konusunda yanlış bilgi veriliyor. KRT'nin de yakından takip ettiği etkinlikte Kaboğlu, Şener ve etkinliği moderatörü CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu özel açıklamalar yaptı. Olağanüstü hal döneminde Türkiye'de çok şey yaşandı. Olağanüstü hal isminden de bellidir. Olağan koşulların ortadan kalktığı, demokratik yönetimin askıya alındığı bir dönemi anlatır. Anayasanın özellikle 15. maddesinde belirtilen temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının kısıtlandığı, sınırlandırıldığı bir dönemi anlatır. Olağanüstü hal koşulları sürdüğü sürece insanlar bu kısıtlamalardan etkilenirler. Onun için biz bu dönemlerin fazla uzun sürmemesini temenni ederiz ve mümkün olduğu kadar koşulların iyileşmesini ve olağanüstü hal yönetiminde sona ermesini bekleriz. Ama Türkiye'deki en temel sorun, olağanüstü halle ilgili en temel sorun şudur. 20 Temmuz 2016'da bildiğiniz gibi olağanüstü hal ilan edildi ve aşağı yukarı 2 yıla yaklaşıyor. Sanırım 20 aydır Türkiye'de bu yönetim var. Çok sayıda kanun hükmünde kararname yayınlandı. Yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle herhangi bir idari soruşturma olmadığı halde, herhangi bir adli süreç yaşanmadığı halde 120 binin üzerinde kamu görevlisinin işine son verilmiştir. Tek bir insanın bile haksızlığa uğraması büyük bir felaket demektir. Tabii ki bazı dönemlerde olağanüstü rejimler geçerli olur ama olağanüstü rejimlerde bile, durumlarda bile bir adalet olur yine, hukuk olur yine. Şu anda anayasal kurumlarımız var gibi görünüyor ama hiçbirisi çalışmıyor maalesef. Büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bir korku rejimi egemen. Dolayısıyla yarınlarımıza da güvenle bakamıyoruz. Sıkıntılar var. Birçok kişi parasını, kendisini, evladını yurt dışına çıkarmak istiyor. Yatırım yapamıyor. Anormal bir durum var. Özellikle de entelektüel çevrelerin, aklı başında insanların, aydınların, akademisyenlerin bu konularda fikir beyan etmesi lazım yani. Bu mücadeleyi sadece halka yıkmak olmaz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla, hocalarımızın, entelektüellerimizin, kanaat önderlerimizin, hepimizin hep beraber uğraşması lazım. OHAL sürecinde
şöyle bir çelişki yaşıyoruz. Şöyle bir derin çelişkinin karşısında bulunuyoruz. 20 Temmuz gecesi o hal 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilan edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin bozduğu anayasal düzenin sağlanması amacıyla ilan edildi. Fakat o hal bunun yerine anayasa değişikliği için kullanıldı. Bir bakıma anayasal düzeni farklı yönden ortadan kaldırmak için kullanıldı. Bir de iktidar kendilerine karşı, kendisine karşı muhalif gördüğü kesimleri resmi, kamusal ve toplumsal alandan tasfiye amacıyla kullandı. Ve bu kullanım devam ediyor. Bu amaçla anayasaya aykırı olan, hukuka aykırı olan, hukuken yok hükmünde olan kanun hükmünde kararnameler hazırlandı. O hal kanun hükmünde kararnameleri yürürlüğe kondu. 30 kadar ve bunlar gerçekten Türkiye'nin toplumsal yapısını, hukuki yapısını bozduğu gibi Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini de onarılması kolay olmayacak bir çözümsüzlüğe sürükledi.